Bir gün kilip ümmet düşmanın büler. Bugün cenk kılmasa ertege kılar. Biz cihat kılamız, şehit bulamız. Kurbanlık meyvesin şu evlat kürer. Ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah vahdah ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'da amma ba'd. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillah. İslami cemaatimiz aldıya koygan maksatlar için aldıya kiti yaptı. Ve dünya bugün yana qaytadan İslam'a karşı Müslümanlara karşı yana boş kavuşup yana maslahatlarını kılıp bularam uzun maksattan qaytganmas. Albatta bularga karşı ham İslam ümmeti o'zini ahdini yangilash kerak va o'zini kamchiliklarni to'ldirib yana ham istiqomatda bo'lish kerak. Chunki ko'rib kelyapmiz shuncha uzoq yildan bas kufr bilan bo'lgan jang hazil emas. Hazil narsa emas. Shuning uchun Robbil alamin qitolni farz qilgan vaqtida "Quva huva kurhun lakum" degan. Azalda yozib qo'yilgan u. Hazil narsa emas. Kufr uzuni maqsaddan zarracha orqasiga tisarilgan emas, chekingan emas. Agarchi uzuni islomiy jamoatman degan ba'zi jamoatlar Obamadan yaxshilik kutib turganda, nomini orasida Husayn ham bor ekan, hajammas bizga bir rahmdilroq bo'lib qolsa deganda lekin u avvalgi darrandaga qaraganda bu yoshroq darranda bu. Hiylaga musta. Va musulmonlar, sodda musulmonlar oxirgi Obamaning nimasini kutib o'tirgandiki, Pokiston, Afg'oniston haqidagi yangi strategiyasini. Bunda ham bir yaxshilikni umid qilib turgandi ba'zi bir kishilar. Lekin masala jiddiylashdi. Yana kunma-kun ular hujumga o'tish strategiyasini o'zgartirgan emas, chekinmoqchi emas ular. Hatto hozir Pokiston, Afg'oniston masalasi bitta masala ular uchun. Va bo'lib ham qaboil, siz bilan biz yashab turgan mintaqa ularni so'zi bilan aytganda go'yoki saraton donasi ular uchun. Ya'ni Afg'onistondan ham Iroqdan ham o'zi qaboil birinchi nimaga chiqdi? Darajaga chiqdi ular uchun xatar o'laroq. Ko'p ular o'zini bombardini qilyapti, mana bugun ham ertalab Milanshoda bombard qildi 13 ta birodar, erkak, ayol, yosh bolalar shahid bo'ldi. Alloh shahodatini qabul qilsin. Ya'ni ular chekinmagan. Bu yangi o'zini bombalarni ishlatyapti, ana shu makindagi urgan bombasini ham biz ham yaqindan borib ko'rdik. Moshasini urgan, lekin yer qolib ham qo'ygan emas. Faqat moshani o'zini urgan. Moshani uchirib yuborgan. Ya'ni bombani biz tushungan bomba urib yerni bir qolardi bir. Hozir chuqur ham qilmagan. Shunaqangi bir nima yo'lga o'tgan ular. Ya'ni masala jiddiy birodarlar. Bu hazil emas. Shuning uchun biz ham jiddiyroq bo'lishimiz kerak, o'zimizni
imoni islomiy vojibotlarimizga. Xo'p, agar biz 170 ta oilani himoyasi uchun, qorovullik qilishlik uchun 2 tadan odam ajratadigan bo'lsa, birodarlar, 340 ta mujohid kerak bo'ladi. Bunga biz imkonimiz yo'q. Hatto mana shu madrasa, biz hozir kelgan madrasani paylasini shu bolalar o'zi qiladi. Mana shu mayda bolalar o'zi qiladi. Qizlarning madrasasi bor, hozirgacha bitta Salmon bobo o'shaydi doimiy turadi. Boshqa hech kim yo'q. O'sha yaqinda o'sha Hakimulloh kelganda shu suhbat bo'ldiki, nimaga hamma jamoatlar bombord deyapti, o'zbeklar bombord bo'lyapti. Hakimulloh aytdimki dedi, chunki o'zbeklarning istiqbolati kuchli. Shuning uchun bombord bo'lmayotgan. Aytdim, noto'g'ri javob beribsan. Bu xato javob. Bo'lmas asliga. Bizni mana shu xossatan suquddan keyin omon yurishimiz biz istiqbolatimiz zo'rligi emas. Bu xato javob beribsan. Va oxirda tashqarida o'zi bizga nisbatan yangi tuhmat, bular Amerikaning josuslari bular. Shuning uchun bular bombard bo'lmayapti degan narsani tarqatdi. Lekin jamoat o'zining ichida ko'pchilik buni sababini o'zi ham bilmaydi. Nimaga bombard bo'lmayaptimiz? Ba'zilar hatto eriga tashqaridan bo'lgan hujumlarga esankirab ham qoladi. Faqatda bir aloqa bormi-ki siyosiy bir Amerika bilan Toyraka bir gaplashib bo'lgan bo'lsa bizni urmagin. Bu bir jangni turlari bular bu. Jamoatni amiri o'laroq men va jamoatni bugungi mas'ullari sizlar va jamoatni hamma erkak ayoli asli gapni bilish kerak. Nima gap? Nimaga O'zbekiston Islom harakati bombard bo'lmadi? Buni sababini aniq bilib olishimiz kerak. Vaholanki bu jamoatga nisbatan juda ko'p hamma taraflama jismoniy, ma'naviy, ruhiy janglar bo'ldi. Shahidlar berdi, qurbonlik berib chiqib keldik. Buni sababi nima? Haqiqatda O'zbekiston Islom harakati yer yuzidagi tog'utga qo'l berganmi? Ular bilan bir kelishuv bormi o'rtada? Vaholanki O'zbekiston Islom harakatini Allohdan boshqa biror bir suyanchig'i yo'q. Jamoatlar bo'lishi mumkin ularga oyma-oy ularni kafolatini berib qo'ydi. Ba'zi joylardan kafolat berib qo'ydi. Har nechta oila bo'lsa biz oyiga sizlarni oyligingizni yoshanib berib turamiz degan. Ba'zi bir jamoatlar bor, qavmi bor, yeri bor. Ba'zi jamoatlarni mumkin bir joydan qochib kelsa, ikkinchi joyda va'da qilib qo'yilgan joyi borki, kelsani, mana biz agar shu Turkiyada jang qilmasangiz, biz sizlarga joy beramiz Turkiyada degan. Lekin bu harakat bunaqa birotda bir moddiy bir suyanchig'i yo'q. Hatto kelgusi 15 kunga yoshasini hech kim va'da qilmagan. Kelgusi keladi 15 kunga. Agar bu 15 kunga bergan bo'lsa, kelgusi 15 kunga mana buncha narsa sizlarga beramiz degan hech kim bizga va'da qilgan emas. Agar mas'ud aloqasidan qo'lsani chiqib ketsani, biz sizlarni qabul qilamiz degan qavmimiz yo'q. Yo'q bunisi. Hech kim va'da qilmagan. Go'yo bir kemada katta okeanda suzib ketayotgan jamoat bu. Shunga o'xshasa, chiroyli o'xshatib bo'lsa kerak. Kemaga tushib olgan katta okeanda ketyapti. Lekin eshkagi ham qo'lida emas. Shu shamol istirib olib ketyapti qaqab ketsa. Ya'ni men Allohdan shunday panoh so'rayman. Shundoq ochiq sochiqmiz biz. Istixborot, ya u istixborot shu mehmonlarni kutib olsa ham katta gap bu. Jamoat ichida payrasi yo'q bu jamoatni. Mintaqada oilalar bor, payrasi yo'q aloqalar bilan. Ya'ni biz bir Robbil alaminni bir himoyasida, bir qalanchida yurganmiz. Aytaman, men bir ba'zida bir fikrlab ko'rsam, badanim jimirlab ketadi. Qaysi mintaqaga olsangiz, uzoqdan alomatga o'tin to'kib qo'ygan shu yerda muhojirlar bor. Shuning uchun hammamiz bilib olaylik. Biz qaysi ishonch bilan yurimiz bu yerlarda.
Cemaatler hadi şuna halatı kip aldı buradırlar. O şey sukut vakti halatı kip aldı. Hemen uzun uzun öyle dönüp kaldı. Buna kadar muhacir kütübü öyle bir şuura kılıp bir şu halatı kip aldı. Hemen her cahı doğrulutu bir buradırlar. Sukut vakti kurulgandı. Hemen napsi napsi kıl koçuşu başlayandı. Aş halat kilit dedi. Uğur güzeli koymuttu. Kurum acısını koymuttu. Yani bu savallarını ben arkam arka çilem koyduklarım sebebi buradırlar. Biz bileydik. Nemege biz suyanı bürümümüz bu yolda. Ve bana bu kala diyemiz, bana bu kemege okşa diyemiz. Ya ki bana bu bir himaye, bir pardesi diyemiz. Bunlar senin mahkemleşlik ki hareket kılış gerek. Harakat kılın işkelen. Meyaki mülaga ettim, üçte nersine ettim bize. Sonra üçte rinç akidemiz Allah bize sıra yaptı. Bu bize akidemiz bu. Asraçlık Allah'ın sıfatlarından bize Allah asraf ile yaptı. Bu bizim rinç akidemiz. İkincisi o şey takatımız yetkençe o şey şeriatke uzunmuzu mukayyit kılıp amal kılıçlık hareket kılamız. Şu günahlarını aşkar kılıçlığından korkamız. Uzumuzu uzumuz şeriat tazbik kılamız. Bu ikincisi. Üçüncüsü, şu aramızda zayıflarımız kop bizi. Yaşılığla bar, yerhamdülillah Allah, bevayı Allah bar, yetimle bar. Şunların duası bile biz yürümümüz. Ben şuna sen ettim. Ama şu üç tane arsa hakkında bir imallaşmak için mesele bile. Cemaat diyeyim. Hemesini kuzunu açıp koymak için ben. Kuzumuzu açıp olaylık. Gaflattan yukun aylık. Kemamız tişilip gitip kalmasın buralarla. Muhacirle karavanı her hafta 10 günde 2'de 3'de aylık ile yaptı. Başladı bağ Germanya'dan hazır. Bari 15'de aylık ile yaptı. Bağı Rusya'dan işte çıkıp gitken mardikarlar. Tacikistan, Kırgızistan, Hıhtay. Müslümanlar gelip Tacikistan'dan. Ettege bu kenge yedi. Mana bu kalani yana ham mana bu muhacirlerin kütü ölüşüge terleşimiz gerek. Bu kalani içindekilerini ıslahıge ürünüşümüz gerek. Ben ayetemem ki biz kule yapken ibadet buralarla hazırlmaz. Hazırlmaz. Şekimilo kendi o şey yarmukta eti yaptı. Keçesi okula sana dedi, o tavukka iki tesi o bütçe gidiyor olsun dedi, iki tesi otta diyor olsun, iki tesi bana bütçe gidiyor olsun dedi. Hakimullah şu müntekede bize ansarımız bulalım. Uruguzay'da o şuna okula rekamlar. Hazır, Samoyot aynen olsa, Samoyot kese dedi, maşiyar muktevesindeki tavuk uzattı, menge uzattı ki, o bütçe gidiyor iki tane okulağını dedi, ottası iki tane okulağını, o bütçe gidiyor iki tane okulağını. Biz tavukka çıktık önümüze öyle. Merkezlerimizi hatıcam kılıyamız. Merkezlerimizi hatıcam ibadetimizi kılıyamız. Bu Rabbül Alemin nimeti bize. Bu bize bir imtihan bu. Buna şükür kılış gerek. Şu ayet bir kavmi Allah-u Teala halini özgertirmeydi. O kavmi uzun özgertirmeydi. Yakış tarafı özgertirmeydi. İrada kılıp, yaş taraf hareket kısa şu kavim, şu Allah-u Teala olan halini yaş taraf göz getirir. Yamanlığını halesi, yaman taraf göz getirir bana. Bu bizi tuyla kılışımız, şuura kılışımız, ancumarla kılışımız, kupçiğini oylantırıp bana. Hatta cemaatli içi de bazı bir şubhala payda bana bazı buradalı. Peki bizi Allah-u Teala'ya hele ki has bir limamaz mı, taifemez mi? Şunu hocam, buralarla silebilen imallaşuğumuz bana şu ayetliğinden gaple atrafı da bulalım. Hamamızı itibar verelim. Ki tayin ki bu Allah-u Teala'nın bizi asrap kilebilen kalesi bundan hem müstahkem olsun. Tayin ki bu korkan büzülüp gitip olmasın buralarla. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة
كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ Allah Subhanehu ve Teala Bakara Suresi'nde merhamet kıldı ki, ey iman kiltirgen müminler, selimge, islamge, tuvaletu kıskırınlar dedi. Şeytanın yollerge ergeçip gitip komaylar. Elbette şeytan sizler için açıktan açık düşmandır deyip Allah Teala merhamet kıldı. Sizlarga bayinot, açık hujjatlar kelgandan sonra haq yo'ldan toyilib ketadigan bo'lsalaringiz, bilib qo'yinglarki, albatta Alloh g'olib bo'lgan, hakim bo'lgan zotdir deb Alloh taolo marhamat qildi. Ana Alloh subhanahu va taolo silm islomga to'la to'kis kirishlikka mu'minlarni buyurdi. Ve şeytanın yollarına ergeşip geçişlikten Allah Teala kaytardı. Ve şeytanın Allah Subhanehu ve Teala aşkar açık düşman heykelliğini bizge haberini verdi. Demek bana bu ayette üçte narsa biz için. Birincisi silimge, İslam'ge, toletukus kirişlikge buyuruk. İkinci şeytanını yollardan nehib olup kaytarıldık. Ve şeytanını bizlerge nisbeten innehu lekum aduvun mubin aşkar, açık ravşan düşman hekelliğini Allah-u Teala bizlere haberini verdi. Hop, bana bu selimli lugavi tercümesi yani sağ salamet bulmak selimden murad. Bihatar bulmak. Bizarar, bişkes kalmak. Saklanmak. Asranmak, kutulmak, kutulup kalmak, can saklamak, halas bulmak, necat tapmak, azat bulmak, irkin bulmak. Ben tercümesiyken bu. Bana şunca tercümesi var. Demek ki silimge kirişlikke, kirişlik ben bana bu narseler kirilerken. Yani kim de kim, İslam'a kirledikten bu ise bana bu vadeler. Ha, kişi eğer İslam'a kirip selim buladikten bu ise, sağ, sağlam, salamet, miyardaki normal, büsbütün, kemçilikten hali, hakiki, çin, kalbeki emez, sağ, sağlam, azat, benuksan, halal, karalanmagan, samimi, kalbi pak, safdil, makirsiz degan manalarken, selim manası. Yani, selim gekiredigen bu ise, bana bunun için arz et. Yani, İslam'a tuğla kirişlik bilen biz, braderler, bana bunca tercüme kılınken nasıl girişerken biz. Dünyada hem, ahiratta hem, biz deme amanda bularken biz. İslam'a kirayla, İslam'a amal kirayla değil idi. Lakin ben şunu, lugavi tercümelerini cemledim. Ki demek, İslam'a kiraydıken bulsak, İslam'a amal kiraydıken bulsak, tuğla tuğkis kiraydıken bulsak. Demek biz düşmanga nisbeten Allah Subhanehu ve Teala'nın himayesinde bularken biz. Dünya ve ahirette bakt saadetli bularken biz. Küfür, şirkten, günahtan, zalaletten, hemen de amanda bularken biz. Şunun için uzunmayan ve sileneyen biraderler. Şu niyette uzun hicret kıyken biz, şu niyette ben işte gurbette yürümümüz, kiliğine tuğle tuğkus Müslüman bulaydı. Tuğla tuğkus amal kılaylık. İslam'ı bazısı kuyunumuzu yoksa amal kılıp bazısı yokmasa amal kılmasından nöme yaman taifeden bu komaylık. Şunun için hem birinci mene uzumge ve silege esletmem buradırlar. Kine silimge tuğla kılvalaylık. Ben uzummu hulasam şu ki bu cemaatte Allah Subhanehu ve Teala İşte İslam'a amal kıyallığı için, hareket kıyallığı için İslam'a amal kılamız deyip, şeriatı uzge tatbik kıyallığı için, asrab kiliyatı deyip, vallahi alem meşna deyip itikad kılamam. Başka bizim faziletimiz yok. Başka hiç kıdırıp topu olmayan ben.
Başka bir, bizde bir başka sıfatı ben topolmayayım ben. Bu başkaları bahar veriyorken, bunların istihbaratı, küslük falan ya, bunları sen ben özüm görüp durmam. Biz kançeri kudretimiz var bu zahada. Demek, biz şu cemaat olarak bir kaleye kirgenmiz. Bu kalenin namı Selim. İslam. Bana şunun içe kirgenmiz. Şimdi bana şu kalenin içe kirgendeki buradırlar biz deme, bana şu kalenin müstahkemleşik hareket kılışımız. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yani şu hemen biz işitken çok meşhur bir hadis var. Yani İbn Abbas radıyallahu anhuma قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح İbn Abbas Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e amekilerli oğulları Abdullah İbn Abbas aytadılar ki bir gün men Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i orqalariga yani bir markabda mingeşip ketiyap kendim. Şunda Nebi sallallahu aleyhi ve sellem aytdılar ki ey gulam men senge bir neçe kelimelerini talimatını beraman dediler. Aytdılar ki Allah'ını saklagin Allah seni saklav aladı. Allah'ını saklagin, Allah'ını robarende tapasan. Yani Allah'ını büyürgen büyürüklerini bacargin ve kaytargenlerden kaytkin, Allah seni nefsini, ahlini, malini, dünyayını ve dinini saklavalar. Ve Allah'ını çekerelerini riaya kıyın, daim Allah'ın huzurunda tapasın. Bir nerse soramakçı bulsan Allah'dan soragin. Eğer yardım soramakçı bulsan Allah'dan gene yardım soragin. Bilgin. Eğer insanlar hamesi toplanıp senge bir fayda yetkizmakçı bulsalar, senge birer bir nerseni fayda yetkize almaydılar. Megerem, senge Allah Teala yazıp koygen, narsani yine yetkize aladılar. Eğer insanlar senge bir zarar yetkiziş maksadda camlanış edigen bulsa, senge birer bir narsani zarar yetkiziş olmaydı, magaram seni zararınge Allah Teala bitip koygen narsani yine yetkize alışadı. Kalem yazıştan tohtap kotarıp koyulingen ve sahifeler kurgen deyip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhamet kıldılar. Demek bana bu oyatni o'qidik, mana bu hadis. Mana bu hadisda ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizlarga muhim ta'limotni ta'lim beryaptilar. Ya'ni Allohni rioya qilishlik, chegaralarini, buyurgan buyruqlarini bajarishlik, qaytarganlardan qaytishlikni, evaziga Alloh taolo himoya qilishligini, saqlashligini Alloh taolo va'da qildi. Yani saklaşlık fiilini bir kança manası var. Asramak, saklamak, avaylamak, ihtiyat kılmak, riaya kılmak, gamxorlik kılmak, can küydürmek, himaya kılmak. Yani bu kulümü çıkmakan için gözüp koydum ki bana şu manası var. Böyle bir özbeçene yakışı bilmezliğimiz biliyemiz bitti hafıza fiilini şunca tercümesi var. Ki demek biz Allah Subhanehu ve Teala'nı çekerelerini rüaya kıladigen bulsak, unge bandalik kıladigen bulsak, büyürgenlerini becerip kaytargenlerden kaytadigen bulsak, Allah Teala bizlerini neme, asra bularken, sakla bularken, avayla bularken, ihtiyat kıvalarken. Yüde kub manalar bari. Demek, mana bir yerde hem biz uzunmizi birinci
o'sha aqidamizni to'g'irlab olishimiz kerakki, demak, Alloh asrasagina biz asralamiz. Bu bizning karomatimizdan emas. Bizning mahoratimizdan emas. Bizni kufrga qarshi uni tayyorasiga chap berishimizdan emas. Birinchi aqidamiz Alloh asrasagina biz asralamiz. Faqatgina bedaman bitta narsaga ta'kidlan sizni ta'kidlamoqchimanki, ta'kidan ki şu şeriatki hemimiz uzunmuzu, İslam'ı uzunmuzu, sünnetki hemimiz uzunmuzu beraber kılaydı. O ne yavazı ki hani inek gün Allah-u Teala uz asra ve alıştığını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vaada kıldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vaada kıldılar. Demek bizi asasi küfürge karşı, şeytanga karşı aslahımız, kuralımız bu İslam buradır. Bu şeriat bu. Birincisi bu. Birinci dereceliği bu. Şunun için cemaatı kattesinden kişi geçe. Kişi geçe. Erkekten ayolu geçe. Hemmesini. İçi de ne mi? Şer'i inkılap buluştuk gelen. Şer'i inkılap buluştuk gelen. Şeriatki uzunmuzu mahkem bağlaşımız gelen. Çünkü asosiy ummatni yetishmayotgan narsa şu birodarlar. Ummatda juda ko'p narsa bor, juda ko'p imkoniyatlar bor. Ya'ni shariatni tatbiq qilganligimiz mana shu jamoatdir. Ya'ni tashqaridan bo'layotgan hujumlar sababidan bitta shu ma'lumotlardan. Nimaga bular shariat tatbiq qiladi? Mana shu vonada mana shu al-qoidani muhim nafarlar, al-Shayx Abdussalom, Abdullaxon, Xolid Habib uchovis kelib turib, mana bilan Sobirjonning uyida janjallashdi. Nimaga sen shariat tatbiq qilasan jamoatingga? Aytdim, nima tatbiq qilish kerak edi? Sizlar nima qilasizlar 30 yillik jamoatsizlar? Ular aytdiki, biz shariat tatbiq qilishlikni imomni haqqi deb bilamiz. Buyuk imom xalifa bu ishni qilishlik kerak. Xo'p, jihodni shariatga muvofiq qilasizlar. Namozni shariatga muvofiq o'qiysizlar, ro'zani shariatga muvofiq tutasizlar. Xo'p, o'zaro o'rtada sodir bo'lgan jinoyatlarga nima munosabatda bo'lasizlar desam, hayda varamiz jamoatdan. Lekin ularga jazo qo'llamaydi. Seni ham haqqing yo'q buni qo'llashing dedi. Bu bilan sen dedi xalifalikni da'vo qilyapsan. Aytdim, bo'lmasam bu jihodni qilish ham shariat tatbiq qilishlik. Josus ushlab kelib o'ldirish ham shariat tatbiq qilishlik. Hani bir qonun o'tida bo'lish kerak, misol uchun bir musulmon bo'lib turib gunoh qilishi mumkin, o'g'irlik qilib qo'yishi mumkin, xiyonat qilib qo'yishi mumkin, zino qilib qo'yishi mumkin, auzu billah. Boshqa gunoh kabiralarni qilib qo'yishi mumkin. Unga nima tatbiq qilish kerak? Yo, unga tatbiq qiladigan narsa jamoatdan haydab yuboriladi. Aytdim, yo, bo'lmaydi. Shu jamoatdan haydab yuborishimizni qaydan olding dedim. Qayda bor shu qonun? Shunga biz maslahatlashdik, haydab yuboramiz. Men nima demoqchiman? Shariatga o'zimizni e'lon qilganmiz. Mesela ki yakında o şey Xitay'dan gelen bir Uyghur biraderi gibi bir birader savol beribdi. Uyghur cemaati böyle demeyi eketmediniz. Dese şu müracaat kinasıdır bir cahide Tahir Cahit geleneken biz şeriatı avval uzunmize tatbik kılamız. Degeneken ben şunu ucu ecret kılıp çıktım. Ben şu kapı için çıktım. Yani ki yakında bir birader ayıp kaldı. Biraderle ben köp savol cevap kılıp köpçüyle çıkıp kaldı. Siz ne çıkıtmadınız? Ne görüp siz cemaatte dese Kupçinin dedi, savalıga cevabı yok dedi. Bir tanesi ayet dedi, Tahir'e kafirliğe kol vermez, şunun için yürüm ben. Bir tanesi ayet dedi, bilmeyeyim ben, yürüm ben kız. Anık bir cevabı yok da. Ne mi sevap da yürüp sen? Dese, bazısı küfürge, Tahir'e kol vermez, şunun için yürüm ben. Başka narsı yok mu? Ha, başka narsı yok. Yani bazı cemaatte yürüyen kişi de hele 5 yıl, 6 yıl umurunu utkizgen, nime üçün yürüyenden bilmez egen de. Nime üçün yürüyenden bilmez egen. Demek, etmokçu engefim brazerler, mana bu ayet ve mana bu hadisten, biz hele ki savallığı cevap da fuhuluşumuz gerek. Ve mana bu, udhulu, yani kriler, tule tukiz, İslam'a kirine degen büyürükka yana ham biz ama kılışımız gerek. Kaysi uğrunda şeriatke muvaffuk amal kımayıpken bize uzun bir ıslah kılışımız gerek.
Shaytonning yo'llariga kirmasligimiz kerak. Shaytonning yo'llari ma'lum. Shayton nimaga buyuradi? Munkar fahshga buyuradi. Mana bu narsadan o'zimizni ham, jamoatimizni ham, ahllarimizni ham nima qilishimiz, ehtiyot qilishimiz kerak. Bo'lmasa aytamanku, dushman bizga nisbatan birodarlar ko'p jiddiy, hazil emas. Ko'pchilik his qilmayotgan bo'lsa kerak, lekin juda ham jiddiy. Mana Eron o'z yo'l beraman dedi. Eron hamkorlik qilaman NATO'ga. Rus kecha e'lon qildi, harbiy yuklaringni ham men yetkazib beraman deb Afg'oniston. Yana kufr hammasi jamlanibdi bizga qarshi. Endi bunga qarshi biz nimamiz bor? Bunga qarshi biz ham tayyor ko'rishimiz kerak. Nimamiz bor bunga qarshi? Bunga qarshi har bir shaxs, har bir jamoatimiz a'zolari va sikki-sikki bu narsani boshqa birodarlarga tavsiya qilishimiz kerak. Boshqa jamoatlarga tavsiya qilishimiz kerak. Ular bo'sha kelyapgan bu musibatlarga biz qalbimiz qiynalyapti. Har kuni bor. 2-3 kunda bir bor. Buryapti. Alvalo avval bor masalasi. Do'st dushman bu masallari bor. Afg'onistonda ham Washingtonni, New Yorkni naqshasi bizda yo'q edi. Biz hammamiz qurolimizni shu O'rta Osiyoga qaratib turdik. Bu hali vahima solish emas. Alhamdulillah imtihonlardan o'tganmiz. Lekin shunga yarasha tayyorligimiz bo'lish kerak. Himmat bilimimizni mahkam bog'lashimiz kerak. Eng muhimi dushmanga qarshi xulosamiz shuki, jamoatni ichini mustahkamlashdik. Eng muhimi. Mana hozir ko'proq muhojirlar kelyapti, ko'proq birodarlar o'sha muhojirlarni kelganiga xursand bo'lib, quvonib, yana ko'paytdimiz, palomiston deyildi. Biz doimiy kamchiliklarimizdan bittasi bir tarafni mahkamlagan vaqtimizda bir tarafimiz ochilib ketib qoladi. Ichimizni ishlashimiz kerak. Agarchi alhamdulillah Alloh taolo dushmanni iqtisodini sindirib berdi. Dushmanni iqtisodi juda ham yomon achinarli holatda. Hatto o'sha Xitoydan 1 trillion oldi, Amerika qarzga oldi. 1 trillion qarz oldi. Ya'ni 1000 milliard qarz oldi. Ya'ni dushmanni holunchalik yaxshimi? Lekin ular o'zi ham e'lon qilyaptiki, biz g'alaba qilmasligimiz aniq deyapti. G'alaba qila olmaymiz. Lekin shunga yarasha ular nima? Ana shu o'zining tajribalari bor, fitnasi shu jamoatlar o'rtasida tafriqasi shu boshqa qilish, boshqa qilish, jang bilan sindira olmadimi? Boshqa yo'llari bor. Ma'lum bo'lyaptiki, ana shu janglardan keyin dushmanning qanchalik bizga qarshi kurashgani va bizni qanchalik g'ofil bo'lganligimiz. Endi ko'p narsalar ham bo'ldi, yuzaga chiqdi. Dushman bu darajada ishlolaganki, jamoatni bosh qo'mondonni sotib olgan. Ravshan o'zini qo'ran Mavlana Usmonga qanoat bera olganki, Pokistonga urush bilan to'g'ri ish qilganmiz. Vaholanki bu davlatlar uchun, jamoatlar uchun juda ham yomon narsa bu. Abdulvoyt va boshqa hammasini o'zining qo'lgan. Juda ko'p narsalar hamda ochilib ketdi. Bugungi ochilishlik endi bilmayman, qanchalik bizni dardlarimizga malham bo'ladi, shoyat kelajakka bir nima bo'lsa kerak. Men dushman ishla olgan demoqchiman ya'ni. Shuning uchun mana bu nisbiy osoyishta turishimiz, jim turishligimizdan g'ofil bo'lib qolmasligimiz kerak. Balki yana ham bir jiddiyroq bo'lishimiz kerak, yana ham o'zimizni vojibotlarimizni to'la bajarishimiz kerak. Eng muhimi safga o'sha saflana olayotgan vaqtda safla jips tursin, oralar ochiq qolmasin deyiladi. Jamoat bir saf bo'ladigan bo'lsa, shuni orasiga shaytonlar kirib qolishdan ehtiyot bo'lish kerak. Ehtiyot bo'lish kerak. Shuning uchun jamoatni har bitta a'zosi, jamoatga a'zosi solih kishilar bo'lishiga e'tibor beraylik. Soliha bo'lishiga e'tibor beraylik. Hatto shu shariy lijani oldida ayniki lashkar oldida ma'lumot bor, palonchi birodar tirling qilgan.
Palancı birader sakileni biledi. Palancı birader mineni biledi. Degan ma'lumot bor. Cemaatte her bir azası şeriatten kança ilim var. Kur'an'dan kança hifz kigen. Şerim lijene aldım nümez buluş gerek. Malumatı buluş gerek. Ennek buluş gerek. Palancı. Palancı yarım para Kur'an adlıya. O halde 6 ayda yarım paraydı. Yani bu 6 ayda yarım para oldu. Tayin ki usu barsın. Yani salihlik gege salihlik kuşunsun. Talihlerin sefini kuş köpeği nüme kımasın. Kiyinki mesele o şey. O şey yenge kili yapken muhacirler. Çünkü öyle tasavvuru da böyle indi. Çünkü düşmanın karşı. Kureşip kili yapken böyle. İski mücahit böyle. Bizi kuuu böyle bir abid, zahid bir nesne deyip düşünce nüme bilen kiler. Peki bizde sadır bulutken bazı bir kemçili hatalı öyle neysan giretip koyuttu bu. Aynı ki biz uzunumuz jirat kıkkende şu sıfatlarını yaman görgendik. Mesela şimdi bir Afganistan'a borsak, Afganistan'a kigenimizde bir idareye borsak, mücahitlerin idaresiydi. Bir nesne sorab borsak, ettik ederdi. Ettik ederdi, yine ettik ederdi. Bir hafta. Hatta ahir şu kulası çıkkendik, kulası geldik ki demek Afganların ettesi bir hafta. Bir haftası bir ay. Bir ayı bir yıl. Şunu biz uzunumuz yaman görgendik, nafratlengemiz. Hatta bazı buradalar çiğden mesela bu münafıklık bu diyor. Şu kasal cemaatke, şunu da yukkan ki uzun bilmek olan cemaat azaları. Vada kıpaydı bunlarsa, kımayın. Hani uzunumuz bilmeyen olaydı, bir an bu günah buradalar. Bir kişiye vada kıladı, vadasının üstten çıkmayın. Az yengele kilo hayran böldü, bu kanaka bir iskimi cahit. Biz hem cihat kısa kısa ahur şuna ararken biz mi? Ben bunu niçe aldın, belki yıllar aldın yetişip başına gelmem. Öy iski mücahitle, öy! Kuzuyla açıyla. Yangıyla kil öttü. Aynı nasıl gelmem bugün de robo robo işi başladım. Vade hılafı, haddi inerse. Ha dese, zürün ayet yapaydı ben. Bundan mühim reşim çıkıp aldı, içinden çıkıp aldı. Bu ise vade kımazlık ya. Vade kımazlık. Onun için kendine uzunumuzu bir silah kılaylık. Umar radıyallahu anh'ın nasihatleri varken Kala Umar radıyallahu anh'u Hasibu anfusakum kable an tuhasabu Vezinuha kable an tuzanu ve tezeyyenu lil ardil akbar. Umar radıyallahu anh'a etkene geldiler ki uzinen nefsineni kıyamet günüdeki hesabı uçurup kalışlıktan aldın hesab kılıyorlar. Elbette hesab günüdeki imanımız var. Nasihat kıyana geldiler ki o şey günüden aldın uzinen hesab kılıyorlar. Sadece o şey tarazıge o şey amallar ölçeğinden tarazıge barıştan aldın bir ölçeşlik gereken. Ve tarazı koyulup tarazda ölçen işinden aldın bir uzayla ölçek kuruyla. Anca ameline var. Ve katta kıyamet günüdeki ameller kuskus kılınadigan kün için ziynetlenip kuruyla diye geldi. Yani o günü ziynet, kıyamet günüdeki ziynet, salih amelle bulan. Bu Umar ibn-i Hattab'ı nasihatleriyken. Kala Hasan el-Basri المسلم لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه. حسن البصري اتكنا قال لك مسلمان كشي وزنه نفسه üçün bir şiriklik ticaret kılgan kişiler birbirini qanday muhasaba qilib hisob kitob qilgan singarin undan da qattiqroq o'zini nafsini muhasaba qiladi hisob kitob qilaveradi degan ekanlar. Yani bir kişi bir kişiye pul verse, ticaret kılıçlığı için sarmaya kılı verse, şiriyle ticaret, birbirini kattık nüme kıladı. Hesap kitap kıladı, kanan kıldı. Bundan da de gerek Allah, Hasan al-Basri, Müslüman kişi uzun nefsi için, bundan da kattıkla hesap kılıç kıladı. Hop, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den, yine bir hadiste, مَنْ لَمْ يَحْتَمَّ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ
Feleyse minhum degene geldiler. Müslümanlarını işlerine itibar vermeyi diyen, ihtimam vermeyi diyen kişi onlardan emez degene geldiler. Yani Müslümanların işi ya biz itibar verişimiz gerek. Şunu degene biz uçlardan bulurken biz. Ulamalar tarafından itilgenen ki İyyâke ve arba'an Törte narsadan ihtiyat bugün deyişkenen. Mana şu törte narsa deyişedi insanın hayatını horlik hayatıya elmeştirip koyuşu mümkün. Birincisi Allah'ını kazayı kaderine razı bulmasından gazaplanışçıdan ihtiyat bugün deyişkenen. İkincisi tavba kılmasından günahta devam içişten ihtiyat bugün deyişkenen. Üçüncüsü, adamlarga nisbeten adavatlik, içkara, bir kança manası bırakan, nafratlığını uçu, yavuz münasebette bulup, ulardan intikam ölüşünü yakşı kuruş ve ularga Allah uz fazliden bergen narsalarga hasat kılıçtan ihtiyat bugün deyişkenegen. Çünkü ayetişkenegen, la rahata li hasud. Törtüncüsü, Allah'ını zikreden, yüz ugrüşten ihtiyat bugün. Bana bu törtte narsanı hem, ulamalar tavsiye kılışken egen ki, insanını badbah kılıp koyduğun narsalar egen. Bana bu, braderler, esletmelerdendi. Allah-u Teala amamızı esletme oluşu nasip etsin. Sohbetimi avvalda etkendim braderler, İslam'ı hıdmette hazırlamaz. Judayam og'ir. Hatto men shunday bir o'zimni o'sha hadislarni ko'rganda xulosa qildimki, xuddi yonib turgan o'tni ustida yurishlik, doim qiynalish, mashaqqat. Ya'ni nafsimizni rohatini ko'zlasak, dinga xizmat qila olmas ekanmiz. Xo'p. O'sha aytib o'tganimizdekka, jamoatimizda bir toifalar bor, zaiflar bor. Yosh ulug'larimiz bor. Ona xolla bor. Xo'p. Ularga nisbatan bizning islomiy dunyo qarashimiz kufri dunyo qarashdan farqli bo'lishi kerak. Kofirlarni ularga nisbatan zaiflarga nisbatan dunyo qarash shundan iboratki, ular go'yoki bir og'ir oshiqcha yuk. Ularni go'yoki hukumatlar boqadigan, ularga pensiya ajratadigan falonstan. Holanki mana bu hadisdagi ta'limot boshqacha islomiy dunyo qarash. Balki ana ular sababligidan bizlarga rizq nusrat kelyapti. Chunki o'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadisda ularni duolari, namozlari va ixloslari sababligidan sizlarga rizq nusrat beriladi degan ekanlar. Shuning uchun mana bu oramizdagi zaiflardan duo olib, ularni hojatlarini bajarishlikda doim aytganmiz, birinchi darajaga qo'yishimiz kerak. Birinchi darajaga qo'yishimiz kerak. Ularda bu bir tushuncha paydo bo'lib qolmasinki, biz jamoatga bir oshiqchi odamlamiz. Jamoatga bir og'ir yuk bo'ldikda degan narsa ularni fikriga kelib qolmaslik kerak. Xosatan mana sangara ketyapti o'z mujohid birodarlar, oilalar qolyapti. Ularni oilalari bizlar uchun ona hukmida ekanligini esdan chiqarmaylik. Chunki ular ham turmush o'rtoqlarini yuboryapti qurbonlik qilib. Alhamdulillah o'zigacha biz eshitmadik. Erim qolsin, erimni qoldiring degan narsani eshitmadik alhamdulillah. Balki jamoat ichida jangga bormasa ayb hisoblaydi ayollar. Ayb hisoblaydi alhamdulillah. Shuning uchun o'sha jamoat ichidagi zaiflar va zaifalar haqida doim aytganman. Hatto ularga aytganman, sizlar bizni atom bombalarimizsizlar. Agar bilsak shuni biz, shularning duosi, shularni chekayotgan mashaqqatlari evaziga bizga shuncha yaxshiliklar kelyapti-kan, birodarlar, ertagacha ularning xizmatini qilamiz. Shuning uchun mana bu oxirgi eslatmam, oramizdagi zaiflar haqida, xosatan sangara ketyapti Afg'onistonga har joyga, bu birodarlarning oilalari haqida, farzandlari haqida. Hammamiz Allohdan qo'rqaylik, birodarlar. Chunki aytaman, jamoatni boshqa jamoatidan farqli tarafidan bittasi ham shu. Kanisha Abu Yusuf
nemis buralar deb buyuladı. Şu buralarını sadece o zayeti veren gafı mesela ayeti veren var. Şu ben Germanya'da turardım dedi. Her haftada bir gün Al-Qaeda'nın o şeyde namayendesi gördü. Benimki davet kılardı cihatka. Kim bir gün ben ettim tayyormam ben cihatka barışlıkka. Fakat ailem bile ketemendiysem ettik ki ya hazır halatımız yaman ailelerimle kabul kılalmayız. Ailemi şöyle kuyun ketevirgin. Şimdi ben ettim küfürlü içine ailemi taşıp uzun ketevirmeyim ben. Ayıttı bor sana mümkün kabul kılınması gibi mümkün. Vaziyat yakışmaz dedi. Kime niyet kıldım? Yaman'a alıp vardım ailemi. Yaman'da şu ailemi bir salih kişinin üye koysam o. İki gün uzun Afganistan'a ketemem. De bir salih hanedanını kıdırdım. Şimdi bir kişi ayıttı ki sen 50 yılda kayıtasam mı? 40 yılda kayıtasam mı? Kim bilir seni kayıtışını? 50 yıl sen ailen hiç kim kalıp duralmaydı. Dedi hop kelebirdim. Yani cemaatlere misal için kabul kılışıyı da bu hem mühim şartlardan ki yükü yengil bu iş gerek. Lakin bizi cemaatte güde kurpçiliklerimiz var. Ki bazısı hatta kurpaya mıhlanıp bakan. Hacetine varalmaydı görleri var. Bu hakikat buralarında. Kasalman bu bakan. Mana bular hakkı da bizi Allah'dan korkaydı. Bunu büyük bir işim şartmaz. Uzine bir. Yerim kül alma. Hey! Yenge ya kinçabetiz o misli yakışı oturupsu mu? Biz gelme kızım ben. Boş Osman'ı getirdi şunlar. Ali Yaman Taife'den bu kamaylık ki şimdi biz katta ibadetle kıldıkken biz katta amalle kıldıkken bu küçük ne demeylik. Çünkü Rabbül Alemin'i aldı buradırlar. Bizim nazarımızda ilinmeyen küçük ne küçük narsalar Allah'tan huzurda cüdem itibarı var. Yani şu karga bir kilip koyan şu kişinin kıssası malum ama bizde. Bir tanesi ata anasının hakkını tuyla tüksa da kıldı. İkincisi haramla uzuntuydu. Üçüncüsü o şey bir mardikarlı bir küllü hakkını cüda hem kupaytırıp verdi. Başka nasıl öyle etmedi, vesile kılmadı mı? Namaz kubuğu kendim, rızı tut kendim. Hemen bizde meşhur o şey bir yama ayol çen kaptırken itki su verip ne mi buldu? Cennete girip gitti. Bir muşuğunu kanap koyup öyle içten, yiyişten mankırıp, tusup, uyuluşuna sebep bulup cehennem gitti. Allah tanı oldu. Hemen itibarı var. Bu küçük narsa demeydi mi narsana? Bir anahanga, bir açahanga bitti gugut. Şuna kanka ahmetli buluşu mümkün. Siz bilen bizge ahmetli olması mümkün. Çünkü bizim başlarımız da gugut da. Bir açaga, bir anahanga bir tane gugut. Eğer vakti yetkizmemeyse o şekilde aç uçulaydı. Gezin yok olma. Senin için buralarla kirliğine. Bunlar seni arzıması saplamaydı. Bulup ben bana cenge özür türmüş ortağını yürüyordu buralarla. Bunlar hakkında Allah'dan korkar. Bir gün kiler bahar, ağaçlar güller. Bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar bir kun kelar bahor ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihad qilsa kim keyin bilar haq kim kimlar majnunlar Shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar.